Bugün size İskender kebabı tarifi vereceğim. Tencereme 3 kaşık tereyağı ilave ettim. Erimesini bekliyorum. 1 yemek kaşığı biber salçası ilave ettim. İyice kızartalım. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı tuz. 2 çay kaşığı pul biber. Bu arada tuzumu yarım yarım bıraktım. O yüzden 2 çay kaşığı bıraktım. Üzerine bir domates, büyük boy domates rendelemiştim. Onu da ilave ediyorum. Kalp işte pişmesini bekliyoruz. Yaklaşık 1 su bardağı kadar sıcak su ilave ediyoruz üzerine. Sosun iyicene pişmesini bekliyoruz. Sosumuz kaynarken bu arada ekmeklerimizi dilimleyelim. Ekmeğimizi doğradık. Tavama 2-3 kaşık tereyağı ilave ettim. Erimesini bekliyorum. 1 çay kaşığı tuz ilave ettim. Üzerine doğradığım ekmekleri döküyorum ve kızartıyoruz ekmeklerimizi. Ekmeğimiz kızardı. Altını kapatıyoruz. Yaklaşık 15 dakika kadar sosumuz kaynıyor. Altını kapatıyoruz. Pişti artık. Yaklaşık 250 gram tane etim var. Dondurucuya çıkarttım. İnce kesilmesi için daha rahat oluyor. Hafif biraz buzunu eritti. Birazcık daha buzlu olunca daha rahat oluyor. İnce kesebildiğimizce inceltiyoruz. Etimizi ince ince doğradık. Şimdi kızartalım. Etimizi düzleyelim. Üzerine hafif zeytinyağı ilave edelim. Tavayı ocağa bıraktık. Altını yaktık. Kızmasını bekliyoruz. İyicene kızması gerekiyor. 1 kaşık zeytinyağı ilave ettim. Kızmış tavama etimi ilave ediyorum. Tavamız iyicene kızsın bu arada. Etimiz kullanmasın diye. Kızaran etimizi çeviriyoruz. Etimiz kızardı. Altını kapatıyoruz. Tavama tereyağı ilave ettim. Erimesini bekliyorum. Yaklaşık 100 gramdı. Tereyağının altını kapatalım. Servis tabağımıza ekmeğimizi dizelim. Üzerine sosumuzu dökelim. Üzerine etlerimizi ilave edelim. Üzerine yine tekrar isteğe göre sosumuzu ilave edelim. Üzerine tereyağımızı ilave edelim. Kenarına yoğurdu ilave edelim. Yemeğimiz sunma hazır deneyenlere şimdiden afiyet olsun.